Detektör 12, Facebook AI Research'ın geliştirdiği Object Detection ve Segmentation odaklı bir Next Generation platformu. Bunun içerisindeki şeyleri inceleyeceğiz. Genel olarak şu an sektörde yapay zekanın birçok alanı research aşamasında halen geliştiriliyor. Geliştirilen alanları var. Bunları say say bitmez. Çünkü yapay zeka ne kadar olgunlaşmış olsa da o oldu dediğimiz seviyede değil. Halen çok ileri research'lar var ve yapılması gereken tonla şey var. Fakat tabii bazı şeyler artık yıllardır yapılabildiği için standartları oluştu. Bu object detection ve segmentation, recognition gibi şeyler de bunlardan. Artık standartları olan şeyler. Ne yaptığı belli, neyi nasıl yaptığı matematiksel, algoritmik olarak belli, yazılımları belli, algoritma vesaire, altyapısı her şey belli. Bu nedenle de bunu open source bir araçla böyle daha kolay yapılabilir hale getirmek gayet makul, mantıklı. Detektron 2 de bu amaçla geliştirilmiş. Detektron 2 was built by Facebook AI Research to support rapid, hızlı implementasyon için ve evaluation of Novel Computer Vision Research. Görüntü odaklı araştırmalar için geliştirilmeye devam ediliyor. İçerisinde şunları destekliyormuş. Mask RCNN, RetinaNet, Faster RCNN, RPN, Fast RCNN. Aslında Fast'ten sonra Faster'ı söylese daha iyi olmuş. Tensor Mask, Point Rand ve Dense Pose. Bu pose estimation ile alakalı. Şimdi bu bahsettiğin sonunda CNN geçen şeyler aslında aralarda bahsetmiştim. Bizim CNN algoritmasının yan versiyonları gibi. Biraz değiştirilmiş versiyonları. Zaman içerisinde bunları da araştırırsınız. CNN, RCNN, Mask RCNN bunlar ayrı ayrı 3 tane. Fast RCNN, Faster RCNN vesaire farklı birkaç tane daha var. Yapabildiği şey temelde şu. Şu ortadaki çizgi mesela post estimation olarak geçer. Başlık olarak araştırırsanız. Aslında hepsini burada uyguluyor bu arada. Bu görsel GIF üzerinde hepsini göstermişiz bir şekilde. O çizgileri gördüğün cinali gibi olan şey post estimation. Diğerleri de yukarıda bahsettiğimiz klasik recognition, işte detection vesaire gibi şeyler. Kaynak koduna da bakacağız biraz. Bu PyTorch üzerine geliştiriliyor. Önceki derste size PyTorch'ta anlatmıştım zaten. O temel yapıyı biliyorsunuz. Burada çok fazla PyTorch'luk işiniz yok. Bu daha çok bir library gibi geliştirilebilen, kullanılabilen bir şey. Öyle şey gibi düşünmeyin. Mesela CNN algoritmasını implemente edecekmişsiniz gibi düşünmeyin. Bu bildiğin hazır yazılım. Kaynak koduna bakarsak görsel visual recognition taskler için, görevler için tasarlanmış diyor. Bir de burada read the docs alanı var. Şuradan daha detaylara bakabilirsiniz. Detektron is Facebook AI Research, Next Generation Library vesaire. Burada is the successor of Detektron. Şurada gene Facebook Research hesabında Detektron var. Ve Mask RCNN benchmarkını burada link olarak vermiş. Onları da incelersiniz. Sonra bazı demolar var. Onlara bakabilirsiniz burada. Çekirdek olarak Python'da %99, 94'ü Python'da geliştiriliyor. C++'da da %2,3'lük bir geliştirilmesi mevcut. Buradaki örnekleri ve dokümantasyonu inceleyebilirsiniz. Şurada tutorials kısmında mesela installation'dan başlayabiliriz Detektron 2 için. Genel olarak ihtiyacınız olacak şeyleri söylüyor. PyTorch'un 1.8 versiyonu ya da üzeri olması gerekiyor. Torch Vision, hatırlarsanız Torch Vision, Torch üzerine ayrıca kurmamız gereken bir Torch library'siydi. Computer Vision yani görüntü odaklı çalışmalar için var.
bu. Getmatched, PyTorch installation vesaire bunu kurmanız gerek. OpenCV is optional but needed by demo and visualization diyor. Görselleştirme ve demolar için OpenCV kurmanız gerek diyor. Ayrıca detaylar bu open düzeltim kaynak kodu üzerinde çalışmak isteyenler, derlemek vesaire bu gibi amaçlarda çalışmak isteyenler için işe yarayabilir. Linux tarafındaki kurulumu vesaire. Şurada biraz daha teknik detaylar var. Bunlar mimari ve geliştirilme altyapısı ile alakalı şeyler. Sizin şu anki senaryoda çok fazla ilgilenmenize gerek yok. Mesela ONNX gibi şeylerden bahsettik zaten. CUDA'yı biliyoruz. Diğer şeyleri parça parça incelemiştik farklı şeylerde. Şurada mesela Colab Tutorial varmış. Bir göz atalım. Detektron Beginners Tutorial dokümanımızda. Bunları bizim AI Sekiler Discord'una da atayım. Bunu da. Kaynak. Beginners kısmında öncelikle bir installation aşamamız var şurada. Install kısmında altyapısında ihtiyacı olan şeyleri bize söylüyor. Python, pip install, PyYAML. PyYAML'ı aslında benim YouTube'daki Python ile dosya işlemleri videolarımı izleyenler bilir. PyYAML. Konfigürasyon dosyası okumak için. Sonra SYS, OS, dist, Utils içerisinden core bunları almış. Diğer detaylarını şurada açıklıyor. Sonra Facebook Research hesabından, kitaptan, Detektron 2'nin kaynak kodlarını çekiyor burada. This Utils Core Run Setup kısmında bunun içerisinden setup'ı veriyor. Yani kurulumunu böyle yapacak buraya. Sonra bunun üzerinden kurulum başlatacak. Şurada bir install işlemlerini yapıyor. Çok da önemli değil şu anki senaryoda. Ben şu an GPU'dayım. Bağlan diyorum. Buna ihtiyacım yok. Anyway. Genel kurulumlar yapıldı. Yapılmakta. Yapılıyor. Import torch. Sonra Torch ile detektörünü birlikte kuracağız burada. Üstteki kurulum bittikten sonra. Torch bizim temelimizi oluşturuyordu. Ve bunun üzerine de detektörünü kuracağız. Ondan sonra şu NVCC versiyonunu bize gösterecek. Bu da CUDA Compiler. Driver oluyor. NVCC şurada yazıyor dikkat ederseniz. Onun bilgisini de böyle alabiliyorsunuz burada. Torch version kısmında ekrana versiyonu bas diyoruz. Sonra CUDA'nın versiyonunu almamız gerekiyor. Bazen programatik olarak bunları yönetmeniz gerekebilir. Mesela sisteminizde farklı Torch versiyonları var ya da CUDA versiyonları var. O zaman bunları bir switcher yardımıyla örneğin bir altyapınız Torch'un x.1 versiyonunu kullanıyor. Başka bir altyapınızda x.3 versiyonunu kullanıyor. O zaman bu Torch versiyonlarını kontrol ederek sizin geliştirdiğiniz yazılımı yönetmeniz, switch etmeniz gerekiyor. Aynı şey CUDA için de geçerli. Birden fazla CUDA kurulumu yapabilir fakat altyapıda default olarak hepsini desteklemez. Sizin bunu switch etmeniz gerekiyor. Desteğini yönlendirmeniz gerekiyor yazılımsal olarak. Fakat yapılabiliyor. Sonra Detektron'un versiyonuna bakacağız. Detektron versiyonundan başlayalım. 0.6. Torch 2.0 kullanıyor. CUDA'nın da 1.11.8 versiyonu kullanıyor. Şurada da detayları görebilirsiniz. Sonra some basic setup kısmında import detektron 2 diyerek
Bu From, Detektron 2, Utils, Logger. Ondan sonra bunun üzerinden Logger'ı setup edecek bir import yapıyoruz. Ve onun genel temel hazırlığını yapıyoruz. Setup, bu Detektron 2'nin Logger'ının kurulumu için temel hazırlık. Sonra import some common libraries kısmında temel seviye şeyleri kuruyoruz. İşte NumPy, Python içerisinden işletim sistemiyle ilgili OS, JSON, sonra OpenCV, Random ve Colab'de geçerli olan mesela Google Colab page'leri vardı ya. Bu işte OpenCV'nin imşovunu kullanamıyorduk burada, kullandırmıyordu. Onun için bu page'i kullanmamız gerek. Sonra tamamen Detektron 2 ile alakalı bir kısma geçiyoruz. Bu da tamamen bunun yardımcı araçları. Detektron 2 Model Zoo'su var. Detektron 2 Model Zoo. Detektron 2 Model Zoo. İyi bakalım. Şuradan detaylara bakılabilir. İçerisinde Model Zoo tanımı, yani Zoo tanımı bizim yapay zeka tarafında model deposu gibi kullanılır. Bu hazır olan pre-trained modeller var ya, bunların bir arada olduğu ve oradan hızlıca çekip kullanabileceğin depolar gibi. Pre-trained modelların deposu. Bunlara Zoo diyoruz. Yani Türkçe karşılığı çok bir anlamlı olmasa da Model Zoo bu. Oradan çekebiliyorsun ve yönetebiliyorsun vesaire. Şuradan mesela Coco Object Dataset Detection Baselines kısmında, Faster RCNN kısmında detaylar var. R50 üzerinden bunları inceleyebilirsiniz. Temelde oradan başlayabilirsiniz araştırmaya. Modellerle alakalı detay bilgilere buradan bakılabilir. FBAI Public Files domain üzerinden bunları inceleyebilirsiniz. Şunun da linkini göndereceğim İçeriye. Diyor ki, Model Zoo API for Detektron 2, a collection of functions to create common model architectures listed in Model Zoo MD. Az önceki dokümandan bahsediyor. And optionally load their pre-trained weights. Hatırlarsanız zaten pre-trained modüllerle alakalı şunu söylemiştim. Bir pre-trained modelin bizim için önemli olan şey o parametre dosyası. Yani ağırlıkların olduğu dosyaydı. Burada da pre-trained weights ağırlıklardan bahsediyor. Onları alıyorsun ve o modeli istediğin gibi kullanabiliyorsun aslında özetle. Burada da zaten bu tür hazır modeller üzerinden çalıştırıyor. Mesela şunlarla ilgili bütün örnekleri göstereceğim. Örneğin Coco Instance Segmentation ile alakalı bir örnek inceleyeceğiz. Sonra işte algoritmasını da söyleyeyim. Mask RCNN. CNN üzerine RCNN ve bunun mask hali. Bununla alakalı Instance Segmentation ile ilgili bir örnek varmış burada. Bunu inceleyeceğiz. Ve daha birçok şey var. Burada sadece bir tanesinin örneğini gösteriyor. Nasıl olduğuyla alakalı. Gelelim. Sonra engine var. Bunu kullanacağız birçok kez. Çekirdekte temelde işi yapan kısımlardan bir tanesi. Bu engine'i kullanacağız. Default Predictor üzerinden. Config işlemleri var. Bunu da kullanacağız. Çünkü bu içerisinde birçok konfigürasyon olan open source bir yazılım olduğu için onun içerisindeki konfigürasyonları yönetebilen bir tane nesne var içeride. Biz aslında bunu konfigüre edip bu konfigürasyon dosyası üzerinden ayarları set ediyor olacağız. Utils.visualizer, ondan sonra data, bunun içerisinden metadata katalog, dataset katalog vesaire. Çalıştıralım bunu. Run a pre-trained Detektron model kısmında. Şurada bir görsel var. Bu görseli örnek olarak test edecek. Gösterecek. Şu. İnternetten Coco dataset veri setinden almış bunu. Onu
VGET üzerinden çekiyor. Input.jpg şeklinde Colab'in arka tarafa bunu load edecek. Sonra da bunu OpenCV'nin CV2 ile çekecek ve ekrana basacak. VGET'i kendi lokalinizde bile kullanabiliyorsunuz. Çekti görseli. Bakın az önce bahsettiğim şeyi burada yapmaya başladı. Then we create a Detektron 2 config and a Detektron 2 default predictor to run inference on this image. Bu görsel üzerinde genel yapıyı çalıştıracağız. Çok kolaylaştırılmış bir şey bu. Get config nesnesinin bir örneğini oluşturuyoruz burada. JPG olarak oluşturdum. Şu kenarda kalsın. Bakın input JPEG'i buraya getirdi. Daha geniş bir şekilde bakalım. Sonra add project specific config tensor mask gibi. Here if you are not vesaire vesaire. Şöyle. JPG üzerinden merge from file bizim aslında bir ayar işlemi yapıyorduk ya, şurada ayar nesnesini oluşturduk. O ayar nesnesini oluşturduktan sonra üzerine onun konfigürasyon bilgilerini ekliyoruz. Merge from file, bunun içerisinde de model zoo nesnesi üzerinden get config file diyorum. O da yine daha önce bir adım önceki dokümantasyonda gördüğünüz gibi COCO instance segmentation diye bir klasör var ve bunun içerisinde mask RCNN var. Bunun YAML dosyasını açacak. Onun konfigürasyonunu buradan çekecek. Ve sonrasında JPG, işte burada merge from file dediği o aslında konfigürasyon dosyası içerisinden ayarları alıp bizim yukarıdaki JPG nesnemizin örneğine ayar olarak gönderecek. Sonra JPG nokta model ROI heads score trash test ayarı var. Bu da set threshold for this model. Bir threshold ayarlaması yapıyoruz burada. Gene config nesnesi üzerine. Sonra en önemli kısımlardan birisi gene config tarafında. Find a model from Detektron 2's model zoo. Bizim Detektron 2'nin model zoo'su üzerinden modelimizi bulacağız. You can use the blah blah. Şuradaki linkten bulabilirsin diyor. Az önce zaten o linki söylemiştim. Facebook AI public files.com diye. Şurada bu konfigürasyon dosyası üzerinden ağırlıkları alıyor. Dikkat edin. Aslında işi yapan neydi? Ağırlık dosyası. O ağırlık dosyasında gene config nesnesine atıyoruz bunda. Config'in içerisinde model diye bir nesne var. Onun nokta deyip ağırlıklarına diyorum ki model zoo içerisinden o ağırlıkların olduğu bir depo demiştik buna. Oradan get checkpoint URL diyeceğiz. Ve COCO instance segmentation, mask RCNN vesaire gene konfigürasyon bilgisini burada veriyorum. Git o checkpoint URL'inden bu ağırlıkları al diyelim burada. Şurada da PKL dosyası, pickle dosyası olarak geliyor bize. PKL 178 megabaytlık bir aslında basit sıradan bir dosya. Binary olarak verileri tutuldu. Predictor, default predictor oluşturuyorum. Sonra bunun en çok ihtiyacı olan şey default predictor nesnesinin konfigürasyon. Çünkü her şey bu Detektron 2 içerisinde zaten gömülü olarak var. Bütün ayarlamalar. Biz sadece o ayarları set ettik burada. Hangisini kullanacaksın, ne yapmak istiyorsun vesaire gibi. Sonra bunu predictor nesnemize JPG olarak veriyoruz. Sonra bunu kullanacağız. Buna da bakın im. İm neydi bizim? Şuradaki resmimizdi. Yani şu. Bunu gönderiyoruz. Outputs. Predict et dedik. Yapsın bunu. 178 megabaytı. Arkada indirecek ve üzerinde çalışacak. Dosya indi. İşlem başarılı. 14 saniye sürmüş. Altta da Look at the outputs diyor. Şurada bir link vermiş. Ona bakabilirsiniz. İçerisinde bakın print outputs bizim şuradaki predict edilmiş olan ve çıktı olarak elimize gelen outputs nesnesinin içerisinde instances var. Ve onun içerisinde pred classes and pred boxes var.
Bunların ikisini de buradan alabiliyorum. Aslında işlenmiş olan veriyi burada almış oluyorum. Sonra bizim visualizer'ımız var. Visualizer da temelde yine bunun içerisinde olan bir nesne. Ve bizim işlediğimiz görsel veriyi bir şekilde detect ettiğimiz vesaire, onu görselleştirmek için kullanıyoruz. İm diyorum, şurada Python'ın bir sintaksını kullanarak ben ilgili veriyi çekeceğim. Elde ediyorum diyelim. Metadata katalog içerisinden nokta get diyorum. JPG içerisinden dataset train 0. Dataset içerisinden train 0 scale 1.2. Out, ondan sonra vdraw instance predictions outputs'un şuradan şuraya kadar. Dikkat edin, outputs şu ana kadar T4 GPU'su üzerindeydi. Instances to CPU. Burada bizim normalde GPU üzerinde yaptığımız işlemin çıktısını CPU'ya gönderiyoruz. Bunu en son dün GPU tarafını da incelemiştik. Değil mi? PyTorch'ta GPU odaklı distributed AI vesaire. Orada biliyoruz zaten bunu. True'nun ne anlama geldiğini. Out. Ondan sonra da CV2 imshow out.get image vesaire. Ekrana bunu bas. Çıktı olarak da şöyle bir çıktıyı elde edeceğiz. Evet, çıktı üzerinde bakın bir maskeleme var. Bunu daha önce belki bu odakla bakmamış olabilirsiniz. Bu aslında bildiğimiz CNN. Ve temelde üzerinde bir görsel üzerinde bulduğu nesneleri mesela person, umbrella, person vesaire bunları işte backpack bunları bulmasının sebebi detektörün 2. Detektörün arka tarafta kullandığı Model Zoo tarafındaki bu Coco gibi datasetler ve pre-trained modullar bunu yapıyor. Bu sayede bunları basit bir şekilde yapabiliyoruz. Normalde bunları sıfırdan yapmaya çalışsanız, eğer profesyonel bir şey yapmak isterseniz aylarınızı alabilir ve tek başına yapabilmeniz pek mümkün olmayabilir açıkçası. Ve çok ciddi derinlemesine bir algoritmik geliştirme, dataset hazırlama vesaire gerekir. Fakat burada pre-trained modülleri birleştirerek çok güzel bir Model Zoo'nun da yardımıyla detektörün 2 bunu yapabiliyor. Sonra bu üzerinde bulduğu nesneleri dikkat ederseniz bir maskeyle sanki kaplıyormuş gibi. Bu mask RCNN'in yaptığı bir şey. Maskeleme işlemi. Masking diye bakabilirsiniz. Sonra train on a custom dataset kısmında ayrı bir örnek var. Buna da bakalım. Bu sadece giriş dokümantasyonu. Detektron 2'nin tutorial'ı. Prepare the dataset kısmında şurada GitHub.com üzerinde Matterport diye bir hesap var. Matterport aslında MaskRCNN'in geliştiricisi. Bu yeni bir şey değil. Ve TensorFlow üzerinde geliştirilmişti MaskRCNN. For object detection and instance segmentation on Keras and TensorFlow. Yıllardır bu kullanıyordu. İlk çıktığında tabii ki bir ciddi bir popülaritesi vardı. Çünkü yenilik getirmişti açıkçası. Şöyle görsel üzerinde dikkat ederseniz bir maskeleme yapıyor. Bulduğu nesneleri maskeliyor. Önce kar vesaire diye işaretliyor. Sonra maskeliyor. Bunu yıllar önce kullanıyordum. Sonra bu artık standartlaştı vesaire. Bunların demolarına bakabilirsiniz buradan. Buna bir referans gösteriyor burada. Ve onun içerisinde bir dataset var. Relayısız download işte 2.1 versiyonu. Bir balon dataseti var. Onu çekecek burada. Sonra unzip yapacak. Hazırlansın bir. Sonra şurada temel ayarlar var.
Detection 2 Structures kısmında işte Box Mode vesaire temel şeyler var. Bu detaylara girmeyeceğim şimdi. Bunun konfigürasyonuyla alakalı işte Get Balloon Dict dediği şey dictionary. Yani dictionary olarak bizim JSON verimiz içerisinden region datalarını almaya çalışıyor. Bunun içerisinde hazır bir JSON verisi olarak duruyor. Şunlara da şuradan bakabilirsiniz ne olduğuna. Dataset, train, validasyon vesaire gibi. Bunların hepsini temel bir şekilde hazırlıyor aslında. Bu B-Box vesaire var. Segmentation ve bir görsel üzerinde nesneyi bulduğunda üzerine bir B-Box koyuyor. O kare olarak gösterilen şeyler var ya. Bunlar. Bunun ekrandaki o JSON veriden aldığı annotation'ları, noktaları vesaire ekrana çizecek bir komut yapısı gibi düşünebilirsiniz bunu. Şuradaki get balloon dict ve bunun içerisindeki şu region vesaire pointler ekrana çizme amacıyla kullanılan şeyler. Bunu da çalıştıralım. Devam edeyim. Burada dikkat ederseniz elimizde zaten veri setinden gelen bazı veriler vardı. Bu görseller hepsi oradan geliyor. O datasetten, balon datasetinden. Ve bunun üzerindeki bütün balonları tanımlayabiliyor bu hepsini. Ve onları kare, bir box içerisine alıyor burada. Şurada da öncelikle bir etrafını çiziyor. Sonrasında da bir box içerisine alıyor. Bunların hepsini yukarıdaki o metodumuz yaptı aslında. Veri de o datasetten gelmişti. Burada da benzer şekilde. Önce bir objeyi kenarlıklarını çiziyor bize. Segmente ediyor. Sonrasında da bir B-Box alıyor. Sonra train kısmı. Define tune. Coco pre-train. Vesaire vesaire. FPN, Mask, RCNN, model on the balloon dataset. It takes 2 minutes to train. 300 iterasyonu P100 GPU'da yapmak böyle 2 dakika civarında alıyormuş. Bakalım ne kadar alacak. Biz GPU'dayız. Şurada mimariyi de bize söylüyor bu arada. Mesela şunları inceleyebilirsiniz. Bu size tecrübe olabilir. Daha önce de bahsetmiştim. Pre-trained modülların architecture'larını incelemeniz faydalı olur. Burada örneğin Generalized RCNN var. Bir backbone var. Ve Convolutional 2D 256-256 kernel size 1-1 olarak kullanılmış. Stride 1-1. Sonrasında kernel size bir sonraki katmanda 3-3 kullanılmış. İşte padding'i 1-1 vesaire. Sonrasında bir Convolutional 2D var gene 1024 almış. Bunları biliyorsunuz hepsini. Sadece tekrar bir hatırlatma. 2048 vesaire. Şurada bir ResNet var. Şurada Last Level Max Pool kullanılmış. Böyle bir Max Pooling yapılmış. Bir Bottleneck Block var. Bunlar farklı mimariler. O yüzden bunlara girmeyeceğim. Ama mimarisini de detaylarda inceleyebilirsiniz. Paper'da falan. Merak edenler.
Detaylıca mimarinin özetini, summary'sini burada gösteriyor. Şurayı yani okuyabilirsiniz. Bu config nesnesinin çok önemli olduğundan bahsetmiştim burada. Config nesnesi üzerinden çeviriyoruz aslında biz ayarlamalarından. Her şeyi ona veriyoruz, sonra da onu mesela default trainer'a veriyorum ya da predictor'a veriyorum. Trainer onun eğitimini yapmak için var. Neden trainer'ı kullanırsınız? Birincisi genel olarak ihtiyacınız olmaz. Detector 12'de default trainer'ı kullanmanıza ihtiyacınız olması için sizin şu başlıkta olduğu gibi custom dataset'e ihtiyacınız. Yani kendi veri setinizi oluşturmanız gerekmesi gerekiyor. Böyle bir senaryo lazım. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız yoksa, sadece object detection, recognition yapacaksanız, bu detektörün desteklediği pre-trained modullar sizin için yeterliyse, harici bir dataset'e ihtiyacınız yok. Fakat yeni bir dataset eklemek istiyorsanız, bu zaten transfer learning konusudur. Geliştirilmiş bir pre-trained modulun üzerine bir yeni bir dataset, kendi datasetinizi eklersiniz. Transfer learning ayrı bir konuydu, hatırlarsanız. Farklı yöntemleri var. Burada da bir harici bir dataset oluşturduk, aslında aldık, balon dataseti. Ve onu bizim mevcut detektörümüze dahil edip bunu train edeceğiz. O yüzden de trainer'ı kullanmanız gerekiyor. Normalde ise sadece prediction yapacaksınız. Default predictor'ı kullanabilirsiniz. Sonra şurada temel işlemleri yapıyoruz gene. Şuraya geçiyorum. Dataset.train, balon train, teste ihtiyacınız yok burada. Bu transfer learning işleminde buna gerek yok bu senaryoda. Numworkers data loader. Numworker veriyorum arka tarafta kullanılmasını istediğim. Model ağırlıklar. Sonra solver detaylar var burada. This the real batch size commonly known to deep learning people. Yani batch size diyor bu. IMS per batch dediği şey. Base LR. Pick a good LR diyor. Learning rate. Max iter diyor. Detaylı açıklaması var. Step vesaire vesaire. Bunların açıklamaları burada var. Ondan sonra da default trainer'a bunu gönderiyoruz. JPG nesnesini ve config. Bu bitmiş mesela. Tam 2 dakika sürmüş bu arada. Şunu şu aşağıda. Burada detayları inceleyebilirsiniz. Eğitim sürecinde bize gösterilen, üretilen çıktıyı. Sonra hatırlarsanız TensorFlow için geliştirilen Tensor Board'dan bahsetmiştim. Tensor Board bizim PyTorch'ta da kullanılabiliyor demiştim son 1-2 senedir. Colab'de de default olarak var zaten. Burada bunun üzerinden bir görselleştirme yapabilirsiniz. Modelinizin verimliliği ile alakalı bazı parametreleri inceleyebilirsiniz. TensorBoard'da. Geçiyorum orayı. Inference evolution using the training model. Bu detayları da haricen incelersiniz. Daha önce biz sıfırdan Artificial Neural Network, sıfırdan CNN vesaire bunları geliştirirken geçerli olan evaluation işlemleri burada da geçerli. Gerisi bu şekilde rutin şeyler. Genel olarak ya burada da farklı bazı yeteneklerini kullanmış. Key point vesaire. Key point de şu noktalar ile alakalı. Detektronun yeteneği. Şurada mesela çizgileri gösteriyor. Bundan bahsetmiştim. Pose estimation bu aslında. Bunun gibi şeyler. Panoptik tekniği. Run panoptic segmentation on a video. Bu da MKV üzerinde, bir video dosyası üzerinden bir örnek yapmış. Şurada da hatırlayın, ben size 11-12 yıl önce miydi hatırlamıyorum. FFmpeg ile alakalı bazı video işleme yazılımları geliştirdiğimi söylemiştim. Hatta YouTube'da da videoda vardı. Ve video işleme tarafında görebileceğiniz en iyi open source yazılım FFmpeg'tir. Burada da onu kullanıyor dikkat ederseniz. Ve bu
Command line üzerinden parametrik şekilde kullanılan bir open source yazılım olduğu için şurada mesela information alıyor. Bu aslında video ile alakalı, yani şu video ile alakalı bana bir info bilgilerini getir demek. Ondan sonra işte T kullanıyor. T'nin de başka bir anlamı var. Şurada süresini veriyor. C, V işte kesme, silme, bölme, ondan sonra farklı videoları birleştirme, bir video formatını başka bir formata dönüştürme, onun içerisinden bir kesit alma, bunun üzerine bir watermark ekleme ya da bunun bir MP4 dosyasından MP3 ses dosyasını çıkarma. Mesela işte yapay zeka tarafında mesela Ömer Faruk ses dosyası üzerinde işlem yapmak istiyorum diyor ya. Çok fazla GPU harcayabilir bu söyleyeceğim şey. Fakat şöyle bir şey olabilir. Arka tarafta eğer yeterlice bir ses dosyası veri setin yoksa yapmak istediğin şeyle ilgili, bununla alakalı YouTube'dan ilgili MP4 videolarını çekip tabii bir web server'a indirip onları işlemen gerekiyor. İşledikten sonra da FFmpeg ile video işleme yapıp arka taraftan bunların MP3'lerini çıkartabilirsin. Sonra da bunları bir ön veri seti oluşturma aşamasına geçirirsin. Sonrasında da adım adım datasete dönüştürebilirsin. Yani teorik senaryoda bu mümkün. Pratikte çok sağlam GPU'lara ihtiyacım var. Yani video işleme zaman alıcı bir şey. Yapay zeka gibi düşünebilirsin bunu. Yapay zeka gibi tabii ki çok uzun sürmeyebilir. Fakat bir queue oluşturup onlarca video çekip onları kesme, biçme, dönüştürme yapacaksan geçmiş olsun. Video işlemede çok zaman alır ve kaynak gerektirir. Özetle bu detektörüne girişti. Henüz kendi uygulamalarımızı geliştirmedik. Bir introduction yaptık diyelim. Detektron sevdiğim ve PyTorch üzerine çalışan bir open source. Bununla ilgili benchmarklara da bakabilirsiniz burada. Dokümanlar tarafında. İşte genel tavsiyeleri var settings tarafında. Neleri kullanıldı? Here we benchmark. Kendi yaptıkları benchmark'ın ne üzerinde yapıldığını falan söylüyor. Benchmark the training speed of MSRCNN in Detektron 2 with some other popular open source MSRCNN implementations vesaire. Şurada software kısmında kullanılan benchmark için kullananları söylüyor. CUDA'nın 10.1'i kullanmış. cuDNN 7.65 kullanmış. Bu performans olarak fena değil. Bundan sonraki versiyon daha da yüksek. PyTorch 1.5 kullanmış. TensorFlow'un 1.15'ini kullanmış. 0.RC2 kullanmış hatta. Bu eski bir versiyon. Tabii bu benchmark önemli değil yani. Çünkü burada şeye ihtiyacımız yok. TensorFlow'a. Detektron temel çıktıları burada gösteriyor. Başka neyimiz var? Data loader'ımız var burada. Getting started with Detektron 2 diyor. Inference demo with pre-trained models kısmında. Söyleyebileceğim bir şey. Buraları hızlı bir şekilde halledersiniz. Burada mesela hatırlarsanız Distributed AI tarafında minimum 4 tane GPU olmasından bahsetmiştim. Burada to train a model with vesaire vesaire. Nerede? Şurada. The configs are made for a GPU training. To train on one GPU, you may need to change some parameters. Diyor ki default olarak 8 temelde 8 GPU üzerinde train etmek için tasarlanmış. Sen bunu bir GPU üzerinde yapmak için diyor bir şeyleri değiştirmen lazım. Ayarlarla alakalı aslında zor bir şey değil. Bu settings detayları incelersiniz. Train evolution in command line kısmında. Sonra models performance kısmından bahsediyor burada. Geçiyorum. Use built-in datasets. Bakalım neler olduğundan bahsediyor burada. Sonra şurada Detektron 2 datasets kısmında diyor ki has built support for a few datasets. Ne varmış burada?
İçerisinde Coco var. Viz var. City Spaces var. Walk 20 var vesaire. Bunların dokümantasyon üzerinden inceleyebilirsiniz hepsini. Programatik olarak da erişebiliyorsunuz. Burada modelleri var. Build models from YAX. Config. Load. Save a checkpoint. Bunları detaylı daha sonra ihtiyacımız olanları inceleriz. Şurada bahsetmiştim. PKL dosyası bu pickle file. Bu dosyalar pickle olarak tutuyor. PTH de Torch'un bir uzantısı olarak kullanılıyor arka tarafta. Deployment'a bir göz atalım. Söyleyeceğim bir şey var mı? Models written in Python need to go through an export process to become a deployable artifact diyor. Ha, inferenslerle alakalı bazı detay bilgiler var. Deployment with tracing or scripting kısmında. Coverage, Cascade RCNN, geç. Capitu'yla şu an işim yok. Evet. Ha, TensorFlow dönüştürme için de böyle bir özellik sunuyor. Detektör 12'den, Detektör 12 RCNN'den TensorFlow'un versiyonuna dönüştürmek diyebiliriz. Basitçe böyle. Bu detektron girişimiz. Sonrasında uygulamalarla devam edeceğiz. Detektron 2'ye.